Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, ağır aksak nihayetinde kelam tarihi oturumlarında mevzuyu Emeviler dönemini nihayetlendirip Abbasiler dönemine kadar taşıdık. Aslında klasik kelam tarihi metinlerini mütalaa edecek olsaydık burada, onu konuşacak olsaydık muhakkak konuşacağımız zaman zarfı aslında buradan başlayacaktı yani. Bundan önceki kısımların tamamı aklımda yoktu ama bu da benden olsun şeyiyle benim dahlim gibi oldu. Zaten o yüzden en başta ilk oturumda söylemiştim. Yani kelam tarihinin doğal seyrini atlatan, doğal gelişim merhalelerini görmemizin önüne geçen bir anlatı oluyor öteki türlüsü bana göre. Direkt kelam ekollerinin kendi davalarını sistematize edip böyle bir kimlikle ortaya çıktıkları andan başlattığı zaman, yani bu merhaleye nasıl geldi? Nasıl oldu da işte Hulefai Raşid'in döneminde, Emeviler döneminde bir şey olmamışçasına, suhuletle geçirilen bir dönem varmışçasına, sahabe, tabi'in döneminde itikadi anlamda ortada hiçbir mevzu yokmuşçasına bir dönem sessizlik hakimken bir anda efendim patır 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 ümmet coğrafyasının birçok yerinde itikadi anlamda problemli bidat mezhepler, sünni mezhepler, şunlar, itirazlar, kelam eleştirileri, savunular, önemli temsilciler, yani bu enflasyonu anlamak kolay değil. Bunu anlayabilmek için aslında o yüzden önceki merhaleyi gerçekten dikkatle takip etmek gerekiyor ki kelam ilmi İslam'ın nüzülüyle birlikte doğal seyrinde gerçekten Müslümanların kendi iç gündeminde büyüyen, hatta şunu da söyleyebiliriz, İslam nazil olmadan evvel Arap Yarımadası'nda hilafet merkezini oluşturan nüfus, Arap nüfusu içerisinde bu konuları gündem eden bir insan topluluğu bulmuyoruz. Böyle bir nüfus yok. O toplum nüfusu daha çok başka meseleler üzerinde, gündelik hayatın, ticari hayatın, efendim, meşguliyetleri içerisinde. Elbette burada oturumlarda almıştık hatırlarsanız. Belli mitolojileri, belli inançları, kendi içerisinde uygulamaları var. Ama bunlar sistematize edilmiş, disipline edilmiş, ne bir ilim olma şanına layık, ne de belli istikamette bunu bir merak olarak gündemlerinde taşıyıp irdeledikleri, sürükledikleri, büyüttükleri anlamında bir işaret vardı. Ayetler nazil oldukça itikadi muhtevadaki bildirimleri insanlar doğal olarak merak ettiler, sordular, anlayışlarını karşılaştırdılar. Özellikle Resul-i Ekrem'in sağlığındaki devri risalet dönemini mütalaa ederken hatırlarsanız işte muhataplar değiştikçe müşriklerle ayrı bir ilişki, Yahudilerle ayrı bir ilişki, Hristiyan bölgesinden gelip giden, Habeşistan ve Necran bölgesinden gelip gidenlerle ayrı bir ilişki. Yine bu dönemde Müslüman olan insanların kendi anlayışlarını arz ederek, yani böyle anladım ama şöyle mi, şunu merak ediyorum kabilinden sözleriyle doğal bir seyirde kelam anlayış çabası. Yani dinin itikadi muhtevadaki ayetlerini anlayış çabası olarak ortaya çıktı. Fıkhi meselelerin anlayış çabası süreç içerisinde fıkhi muamelat bahislerinin inşasına, efendim, ahlaki muhtevadaki göndermeleri ve ayetlerini anlama gayreti, işte tasavvuf dediğimiz dünyanın intişarına vesile olduğu gibi itikadi inanç umdelerini barındıran ayetlerde, o muhtevadaki ayetleri anlama gayreti de efendim aynı şekilde kelam dediğimiz disiplin, akide ve kelam dediğimiz disiplinlerin oluşmasına doğal seyirde şey oldu, vesile oldu, ön ayak oldu. Tabii süreç içerisinde efendim itirazlar, sorular, çekinceler, diğer Hulefai Raşid'in dönemindeki fetihlerle büyüyen atmosfer filan şeyi getirdi. Fakat bunlar hep dikkat edilirse bugüne kadar konuştuğumuz arifede böyle bir anlayış davası etrafında kümelenen ve o kümelenme etrafında davetçi kazanmaya, insanları o sistematize edilmiş bilgi örgüsü etrafında toparlamaya çalışan, bunu bir cereyan, bir akım, bir ekol haline getirme, okullaştırma iddiasından uzak görüntülerdi. Anlık Müslümanların yaşadığı belli problemler, krizler, hadiseler, sosyal çalkantılar sonucunda Müslüman olarak o hadiselere nasıl bakılması gerektiğini çözümlemeye çalışan, bunların yankıları uzun süre sürse dahi o yaşandığı anda
Yani bunları bir dava, bir okul, bir ekol haline getirmek gibi bir amaca dönük bir şekilde okuyan değil de daha çok o yaşanılan, içinde bulunan hadiseyi çözmeye yönelik, aşmaya yönelik bir tavır olarak çıkmıştı. Emeviler döneminden sonra özellikle Müslümanlar bir defa devletleşme tecrübesini Emevilerle birlikte gerçekten tam anlamıyla sindirdiler. Yani Sasaniler ve Roma, Bizans devletlerinin bakiyesi olarak oradan intikal eden müesseselerle birlikte ve öte yandan ganimetlerle birlikte ciddi bir müreffeh imkana kavuştular. Siyasi sınırlarını, meşruiyetlerini elde ettiler. Öte yandan işte katiplik, vergi, istihbarat, askeriye, bürokrasi, divan gibi bütün kalemlerde devlet olmanın, devlet organizasyonu olmanın ne demek olduğunu tecrübe ettiler, kanıksadılar ve bunu sindirdiler. Bu sindiriş tabii öte yandan entelektüel faaliyetleri besleyecek bir imkan oluşturdu ama entelektüel mesai Müslümanların yaşadığı iç buhrandan, iç problemlerden de kopuk şekillenmedi. Birincisi Emeviler döneminde onun hemen öncesi Hulefai Raşidin dönemiyle birlikte Müslümanlar kendi arasında savaşıp kan dökünce çözülmesi gereken temel problem ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine düştüler. Ama bu düşünceler hep yine dikkat edilirse sistematik değildi o dönemde. Vasıl bin Ata ile Hasan-ı Basri ilişkisinde örneklendirilen diyalog gibi meselenin nereye taalluk ettiği, nereye kadar sarktığı, ehemmiyet derecesi hissedilse, fark edilse bile bunlar tamam biz böyle düşünüyoruz, dolayısıyla bundan sonra davamız budur, istikametimiz budur, bu yargıya şöyle ulaştık filan deyip böyle örgüleştirilmiş bir anlatıdan ziyade bir alimin anlayışı ve olaya bakışı, yorumlayışı istikametinde bir cevap, Müslümanlar arasında farklı fikirlerin telaffuz edilmesi, farklı görüşlerin dile getirilmesi ve bunların mukayesesi, karşılaştırılması, tenkit edilebilir bir atmosferin oluşmasına salık verdi. Daha sonra her görüş dile getiren alim kendi görüşünü takviye edecek, bunun altını dolduracak, sistematize edecek bir yola, kendi ilmi mesaisi, talebe halkası içerisinde bunu sürdürdü. Süreç içerisinde bir sistematize etme, disipline etme, kendi görüşünü terbiye etme, zaaflarından arındırma, zaaf yanlarını ikmal ederek kuvvetlendirme, kavi bir kıvam kazandırma süreci başladı. Tabi Emeviler bir taraftan siyasi istikrarlarını sürdüremediler. Abbasiler geldi ve 750 yılında bu devlet tarihe karıştı. Ana omurga olarak tarihe karıştı. Tabi oradan bir kol Endülüs Emevi Devleti'nin teşekkülüne vesile oldu filan. Neyse. Bunun dışında tabii konuştuğum için hatırlatma kabiliğinden geçiyorum. Çünkü kelamın disipline edildiği dönemi tekrar sıfırdan başlar gibi o orijinal noktasına geldik ya. Tabii burada şifahi bilgiler artmıştı. Arap Yarımadası'nın dışına çıkılmalar, fetihler, İran Havzası, Suriye Havzası, Hristiyan bölgeler, Süryaniler, Aryusiler, farklı Hristiyan mezheplerle yani orada bulunmayan monofizit Hristiyanlık dışında ekoller, temsilcilerle karşılaşmak, bu sirkülasyon Müslümanların gündemini sürekli zenginleştirdi. Buraya kadar gelmiştik. Atmosfer cariydi. Hatta ufak tefek tercüme faaliyetlerinin bile böyle şeylerini hissetmiştik. Nüvelerini, kıvılcımlarını gördük ama yine sistematize edilmiş, disipline edilmiş bir ilgi alaka yoktu. Bu konuların her biri daha serbest bir dairede cereyan etti. Abbasiler dönemine gelindiğinde itikadi anlamda ortada duran Müslümanların kendi iç meselesinden ve dış meselelerinden hareketle gündem başlığı haline gelen konular aynı konular üzerine düşünülmeye, taşınılmaya, konuşulmaya devam etti. Fakat bu defa o konular hakkında ilk defa derli toplu düşünce üreten insanlar kendi talebe halkalarında kendi görüşlerini hem ayet ve hadislerle hem aklı selimle hem günün şartları sosyolojik ve siyasi realitesiyle
uyumlu bir şekilde çözümlemeye çalıştı. Bunları birleştirmeye gayret sarf etti. Ve bu gayretler kimi zaman takdir edildi. Takdir ediliş işte onun sistematize olup nesillere intikal etmesine vesile olan bir kapı araladı. Hem kimi zaman da tenkit edildi. Bu da farklı mezheplerin oluşmasına, farklı ekollerin ve alt şubelerin oluşmasına efendim zemin hazırladı, ortam hazırladı. Zaten kelam tarihinde bu Hasan-ı Basri ve Vasıl bin Ata örneğinden mülhem aslında disipline edilmeye namzet ilk kelami oluşup Mutezile'ydi. O da kimliğini Abbasiler döneminde oluşturmaya devam etti. Abbasiler döneminde Mutezile artık dağınık vaziyette inceleme, yani bir İslam alakası güden, ilmi mesainin içerisinde vakit dolduran insanlar bu İslami konuları dağınık vaziyette etüt etmekten çıkıp daha sistematize edilmiş bir kelami yola doğru ilerlediler. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de birbirine içkin vaziyette, hadiste hakeza öyle birbirine içkin vaziyette bulduğumuz dini muhteva yı usulü selase dediğimiz üç tane ana şablona ayırarak bir defa incelemek meyli ortaya çıktı. Yani usulü selase ne? Birincisi teoloji. Yani Allah'a, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın efaline taalluk eden bahisleri bir arada derli toplu bütüncül bir vaziyette tetkik edebilir miyiz? Anlamlandırabilir miyiz? Çünkü ayetlere müracaat ettiğimizde Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın zatı, sıfatları, efali hakkında bize bilgi sunan ayetlerini 6236 ayetin içerisinde çok dağınık vaziyette görüyoruz. Yani bunlar derli toplu işte Bakara suresi bu konuya tahsis edilmiştir diye böyle bugün anladığımız manada bir giriş gelişme sonuç takip edebileceğimiz bir anlatı değil. Dolayısıyla bu dağınık malzemeler tasnif edilmeye başlandı. Bunları anlama ve intikal ettirme rahatlığı sağlasın diye. İkinci usulü selasenin ikinci başlığı şu oldu: nübüvvet bahsi. Yani geçmiş peygamberlerin kıssaları var. Enbiya-i kiramı anlamaya çalışıyoruz. Onların vasıfları var, sıfatları var. İşte bir kısım özellikleri, meziyetleri var. Öte yandan onlarla ilgili akla gelen bir kısım problemler var. İşte günah işler mi, işlemez mi, şu olur mu, bu olur mu gibi. Öte yandan bizzat Resul-i Ekrem'le alakalı. Artık Resul-i Ekrem'in olmadığı bir atmosferde nefes alıp veren Müslümanlar Resul-i Ekrem hakkında yöneltilen sualleri, onun mucizelerini, işte nübüvvet delillerini, öte yandan kendisine ait hususi meziyetleri, hasais dediğimiz kısımları, derli toplu takip edebilecekleri ve onun nebiliğine halel gelmeyecek, getirmeyecek bir anlatı, efendim ifadelendirme yolunu sorguladı, irdeledi. Üçüncüsü şu oldu, bir de semiyat bahsi, usulü selasenin üçüncü kısmı. Yani tamam, bu dünya ile Allah arasındaki ilişkiyi anladık. Allah'la ilişkiyi anlamak için aslında arada bir basamak olarak nübüvvet müessesesini ve nebileri tanıdık, anladık. Fakat bu anlayışın bizi götürmesi gereken, götüreceği yer neresi? Semiyat bahsi dediğimiz kısım burası. Ahiret ahval, akıbet, dünya sonrası hayat. Dolayısıyla bu me'at kısmı hem ölümden sonra bir hayat var mı? Varsa bunu nasıl başlıyor? İçeriği nedir? Cennet, cehennem, ceza, mükafat ve bu dar-ı bekada bizi bekleyen nimetler ya da eza ve azaplar nelerdir? Soruları etrafında bir anlayışımızı doğru tahkim edebilmek için bir alan açıldı. Mutezile bunları sistematize eden öncü kadro oldu. İşin gerçeği. Hatta bunun yanında bir de bunları anlayabilmek için, yani bu usulü selasiyi doğru anlayabilmek için tabiatın, alemin bize sunduğu bilgi malzemesinden istifade edip Allah, alemi Allah'a bir alamet kılarak istidlal bir şahit alel gayip dediğimiz, erken dönem kelamcıların çok kullandığı, bilinenden, bildiğimiz, tanıdığımız, şahit olduğumuz bu alemden, bu aleme dair tanıklığımızdan bilinmeyen aleme dair
çıkarsamalar yapmaya efendim başladılar. Bu zaten kaçınılmaz bir şey. Erken dönem kelamcılarının yoğun olarak kullandığı bu istiklal metodu bilinenden bilinmeyenlere intikal etmek her insanın zaten bilgisini arttırmak için kullandığı tefekkür mesaisinin kaçınılmaz bir parçası. Bir de yani bu daha doğrusu bunu yaparken tabii kozmoloji incelemesine girmiş oldular. Tabiatı doğru tanıyor muyuz meselesini de irdelemeye çalıştılar. Çünkü bilinenden bilinmeyenlere intikal etmek için bir bilinen olduğunu kabul etmek lazım. Bilinen dediğimiz bu alem gerçekten biz biliyor muyuz, tanıyor muyuz sorusuyla birazcık daha derinlemesine artık gündelik hayatın sunduğu bilgi alışverişinden ziyade daha nitelikli sınanabilir bir bilgi alanına sıçramaya çalıştılar. Dolayısıyla burada hayvanları incelediler, insanı tekrar incelediler. İşte efendim gök cisimleri hakkında bir tasavvur geliştirmeye çalıştılar. Efendim gezegenler hakkında yani o günün şartlarında kozmolojik aleme dönük bir bilinçlenme, bilgiyi etüt etme, sınama ve bilinmeyen alanlarla ilgili malzemeyi çoğaltma yoluna gittiler. Fakat bunların temelinde bir de epistemoloji dediğimiz bilgi bahsi. Yani bu kadar konuşuyoruz, ediyoruz falan ama evvela biz bir şeyi bilmekliğin kendisiyle alakalı meselemizi çözmemiz lazım deyip bir de bilgi konusunu müstakil olarak ele alan, irdeleyen bir mesaiye de başladılar. Yani haberin bilgi değeri, Kur'an ve sünnetin bilgi değeri, efendim duyuların bilgi değeri, aklın bilgi değeri, yani akli istitlali metodun bilgi değeri, efendim öte yandan rüyanın, keşfin, sezginin bilgi değeri gibi konuları tartışarak, kritik ederek bunlar hakkında dini anlayışımızı hangilerinden istifade ederek doğru bir kıvamda tutabileceğimiz konusunda da yol kat etmeye çabaladılar filan. Erken dönem Mutezililerin gerçekten bu konu başlıklarının hemen tamamıyla ölçeği az olsa bile bir şekilde o lüzumu hissederek meşgul olduklarını görebiliyoruz. Önceki Müslümanların konuştuğu iç meselelerin dışında bir de analitik olarak gerçekten bunları konuşmadan bu diğer konuştuğumuz talih mesele, yani işte günah meselesini konuşuyor, büyük günah işleyen durumu. Yani günahı bilmiyorsa, günah işleyen insan hakkında konuşman gerekiyor. Kader meselesine gitmen lazım. Kader meselesini konuşabilmen için, yani insan kendi fiillerinin faili midir sorusunu çözmen lazım. Bunu çözebilmen için de irade-i cüziye, insanın bir iradesi var mı sorusunu çözmen lazım. İnsanın iradesinden bahsediyorsan insanı tanıman lazım. İnsan nedir? Yani insan beyin, biyoloji, fizyoloji, psikoloji dediğimiz birçok bileşenin bulunduğu cami bir varlık. Dolayısıyla biz bunu tanıyor muyuz? İnsan hakkındaki yargılarımız doğru mu? Bunu konuşman için de ya biz bir defa bilmenin kendisini tanıyor muyuz? Yani insan hakkında, hayvan hakkında, şunun hakkında, bunun hakkında filan. Hepsinin birbiriyle bir şekilde münasebeti olduğu için kaçınılmaz olarak eğer gerçekten bunlara dair kanaatlerimiz, yargılarımız, hükümlerimizden tereddütsüz mukni, ikna olmuş bir vaziyette yola devam edeceksek o zaman en temelden yani karşımızda duran binayı tek tek bütün tuğlalarıyla söküp sonra tekrar her bir tuğla hangi yerde duruyor, hangi işi görüyor, ne işe yarıyor, lüzumlu mu, lüzumsuz mu, doğru yerleştirilmiş mi, yerleştirilmemiş mi görerek o binayı yeniden inşa etmek gerekiyor. Mutezili alimler bu ihtiyacı fark ederek bu mesaiye giriştiler. Ebul Huzeyl el-Allaf gibi, efendim onun ardından Nazam gibi, onun ardından talebe, bunlar hoca talebe ilişkisi içerisinde de olan insanlar, Cahiz gibi, efendim arkasında işte Muammer gibi, arkasından Ebu Ali Cübbayi gibi, arkasından Ebu Haşim Cübbayi gibi, böyle bir silsilede birçok mutezili nevi şahsına münhasır temsilci çıktı. Yani efendim 210'larla vefatları itibariyle 210'larla 300
50'ler arası o bir senelik zaman zarfı, o bir asır gerçekten çok yoğun vaziyette kelami mesainin bugün bile hala dönüp müracaat edilen simalarını, mutezili simalarını çıkarttı. Bu alimlerin her birinin tabii ne kelami anlamlarını, ne düşündüğünü, ne taşındığını konuşmamız, irdelememiz mümkün değil ama en azından tarihsel süreçte buraya tekabül ettiklerini bilmemiz lazım. Aynı dönemde mutezili alimler ortaya çıktığında, efendim, dini anlamdaki anlayışımızı, itikadi muhtevadaki ayetleri ve hayata bu perspektiften bakıp alemi, alem-Allah ilişkisini, alem-insan ilişkisini, Allah-insan ilişkisini gibi çok yönlü vecihle, yani çok yönlü olarak irdelerken, onların ortaya koyduğu dini anlatıyı tasvip etmeyen ekoller de bir taraftan kendi kimliklerini oluşturmaya devam ettiler. Bunlardan bir diğeri mesela aynı süreç içerisinde ortaya çıkan İslam felsefesinin temsilcileri, İslam filozofları oldu. Kindi malumunuz ilk İslam filozofu olarak anılan Mutezili ilim masasında yetişmiş bir alim. Onun vefatı 252. Arkasından Ebu Zeyd el-Belhi, arkasından Amiri, arkasından efendim Farabi geliyor. Yine bu 100 senelik zaman zarfında Farabi'nin vefatı 339. Dolayısıyla Mutezile'nin kuruluş görüşlerini inşa ediş, temellendiriş, ekolleşme, hatta alt şubelerini bile oluşturma merhalesinde aynı şekilde İslam felsefesi de kendi kimliğini oluşturma sürecinde basamakları çıkmaya başlamıştı. Temsilcilere yetiştirme başlamıştı, güçlü temsilciler. Yine bu dönemde ehli hadis dediğimiz ekol kendi itikadi tavrını bunlardan bağımsız, azade bir şekilde, hatta bunlara eleştirel, münekkit bir tavırla, edayla inşa etmeye başlamıştı. Onların temsilcileri arasında da malumunuz en başta İmam Ahmed bin Hanbel geliyor. Arkasından İbn Kuteybe geliyor ki Tevil-i Muhtelif'ül Hadis gibi bazı metinleri zaten kelamcıların, mutezili kelamcıların hadisçilere, hadislerin haberi sıfat anlayışına, Allah tasavvuruna yönelik eleştirileri savunmaya yönelik, onları cevaplamaya yönelik muhtevadadır. Arkasından Berbehari gibi alimler geliyor. İbn-i Zaguniler gibi filan takip eden birçok silsile var. Bunlar ehli hadis içerisinde kimi zaman aşırı taraf, mücessime ve müşebbiheye kayacak kadar zahirane bir okuma metodunu tercih eden, kimi zaman ehli sünnete yakınlaşan efendim ve görece zaruret halinde tevhile de müsamahakar davranan bir okuma, dini anlayış, itikadi anlayış, ama bunların merkezinde yine de efendim akli okuma, tefekkür mesaisini dirayetle bir inanç inşa etme ameliyesinden ziyade mutlaka bir haberin olması gerektiğini merkeze koyan bir okumayla kendi kimliklerini inşa etmeye devam ettiler. Bu 100 senelik aynı zaman zarfında Abbasi döneminin kelami hareketliliği içerisinde. Ehl-i Sünnet nereye düşüyor hocam burada? Ehl-i Sünnet aslında hepsine malzeme sağlayan. Ehl-i Sünnet dediğimiz şey kendini tasnif etmiyor o zaman. Etmiyor tabii. Ehl-i Sünnet ne olmadığını söyleyerek anlayabileceğimiz bir şey. Yani burada bir aşırılık var. Burada bir yanlışlık ortaya çıktı. Bu daha önce Müslümanların hiç söylemediği bir şeydi deyip bir bidatı, bir yanlışı, bir nevzuhur hareketi tespit ettiğimizde bu Ehl-i Sünnet değil diyebiliyoruz ama Ehl-i Sünnet şudur demek mümkün değil. Çünkü Ehl-i Sünnet komple Kur'an-ı miras, peygamberi miras, sahabe mirası olarak ortamızda duran dini müdevvenat. Karşımızda duran her şeyin tamamı Ehl-i Sünnet'in kendi sırt, yani istifade ettiği malzeme. Bu malzemeden istifade ediyor zaten. Mutezilisi de istifade ediyor. Mürcisi de istifade ediyor. Kerramisi de istifade ediyor ama bu istifadeyi yaparken
Kimisi bu istifadeden hareketle bir kısım yorumlamalarda aşırılıklara ya da inkara gidiyor. Diyor ki ben bu hadisi artık dikkate almıyorum. Bence bu hadis ehemmiyetli değil diyebiliyor mesela. Ya da diyor ki ben bu hadisi normalde bugüne kadar anlaşıldığı gibi anlamıyorum da şöyle anlıyorum. Daha önce söylenmemiş bir yorumlama metodu getiriyor. Daha önce söylenmemiş bir yaklaşım perspektifiyle meseleyi tahlil ediyor. Dolayısıyla ayet ve hadise yeni bir yol tayin ettiği için, anlam yolu tayin ettiği için, dolayısıyla o gün biz anlıyoruz ki bu yenilikten önce eğer bu söz o müdevvenat içerisinde karşımıza çıkmıyorsa ayette, hadiste, sahabe anlayışında gerçekten o mirasta örneklenmiyorsa bu ne oluyor? Tabi bu örnekleme de birebir cümle cümle örnekleme olmak zorunda da değil. Tabi örnekleme bulmak, biz bugün kelami anlamda Ehl-i Sünnet'i temsil adına ifade ettiğimiz birçok itikadi kavli de sahabenin cümleleri içerisinde bulamayız. Kastettiğim bu değil. Kastettiğim şu. Birincisi, kimi zaman olur ki Ehl-i Sünnet'te ona işaret eden, ima eden açık bir kapı bulmamız kafi gelir. İlla ki söz olarak aynı sözü sahabenin beyan etmesi, biz böyle inanıyoruz, öyle itikad ediyoruz demesi gerekmez. Bazen o inanışı ima edecek surette bir referans kafi gelir. Bazen men etmedikleri, böyle bir anlayıştan men etmedikleri, sakındırmadıkları bir ruhsat alanı, bir meşruiyet alanı olması kafi gelir. Bazen bunlara hacet bırakmayız da akli anlamda zaten aklın bedihi hükümlerinin alternatif bir görüşe imkan tanımayacağını düşündüğümüz için sahabenin de kendisi ne müsbet ne menfi bir söz söylememiş olsa dahi açıkça sarahaten biz onların da o aklın bedihi hükümleri dışında bir yere gitmeyeceklerini, zaruri hükümleri dışında bir yere gitmeyeceklerini bir ön kabul gibi benimseyerek onlara da o itikadı yakıştırırız. Hani mesela sahabeden herhangi bir tanesi Allah'ın gökte oturur vaziyette olduğunu düşünüyor muydu dersek, biz selbi sıfatlar konusundaki hassasiyetleri, nasları, zahiri delaletini bildiğimiz gibi onlar da biliyordu diyoruz. Hani Allah mahlukata benzemekten, herhangi bir ihtiyaçtan münezzehti diyoruz ya, işte doğmamıştı, birinden doğmadığı gibi bir şey de doğurmadı falan filan, ortağı yok, misli yok, benzeri yok. Bu muhtevadaki ayetleri biz bildiğimiz gibi o da, o günkü nesil de pekala biliyordu. Ve bu selbi sıfatların götürdüğü akli zorunluluklar var. Tabiattaki her şeyden onu tenzih etmek, mahlukattan tenzih etmek zorunlu. Dolayısıyla bunu bilen bir nesil, bir taraftan da Allah'ın eli, ayağı, işte oturması, kalkması gibi nitelemeleri Allah'a yüklemeyeceklerini de anlıyoruz diyoruz. Biz anladığımız gibi onlar da bunu ama açıkça sözlerin ağızlarından şöyle bir cümle duyduk mu? Allah'ın bir uzuv olarak eli yoktur. Allah'ın işte bir uzuv olarak eli, ağzı, yüzü, dişi yoktur şeklinde bir beyan yok. Ama biz bu külli bilgiyi onlara da fert yüklüyoruz yani. Bu Ehl-i Sünnet'ten tabii inanıyorum diye bir ifadeleri de yok. Yani ben Allah'ın eli, organ olarak, uzuv olarak eli, ayağı vardır, dişi vardır, gözü vardır demedikleri için sonuçta bu tenzih hassasiyetlerin onlarda daha yüksek bir şekilde cari olduğunu beyan ediyoruz. Bu dönemde aynı zaman zarfının sonlarına doğru özellikle Şia kendi kimliğini daha disipline edilmiş teolojik bir örgüyle ifade edebilecek bir yolu da aynı zaman zarfında o da sürdürmeye başladı. Her ne kadar kelami pozisyonunu büyük oranda mutezili kelamının omurgasından istifadeyle oluştursa da öte yandan Ebu Cafer el-Kummi gibi, arkasından Küleyni gibi önemli temsilcileri bu dönemde yetiştirdi. Ki bu alimler imamet nazariyesinin hem rivayet ağını hem de o rivayetlerden hareketle işin teolojik cephesini, yani vahiy, nübüvvet halel getirmeyen, Hatemül Enbiyallah halel getirmeyen bir imamet nazariyesi fikrini filan örgüleştirmeye çabalayan, bunu
daha analitik bir zemine yerleştirmeye gayret eden öncü isimler oldu. Bundan önce imamet inancı efendim bulunabilirse dahi bunlar böyle konunun taalluk ettiği bütün yönleri derleyip toparlayalım, bütüncül bir kıvam kazandıralım şeyinden o an için uzaktı. İşte bu bidat hareketler, bidat dediğimiz, nevzuhur dediğimiz, efendim yeni dediğimiz bu eleştiriye müsait, müstahak söylemler çıktıkça bunlardan sakınmaya çalışan, bu yeni akımlardan kendilerini muhafazaya çalışan ekoller, ya biz bunlar gibi düşünmüyoruz, düşünmedik, şimdiye kadar böyle şeyler duymadık, işitmedik. Dolayısıyla şimdiye kadar duyduklarımıza yeni bir şey eklemeden, yani itikaden yeni bir şey eklemeden, izahat olarak değil, itikaden yeni bir şey eklemeden bunlara sadakatle inancımızı sürdürmek gayretindeyiz diyen bir zümrede kendi kimliğini, izahat kimliğini bu dönemde ehl-i sünnet kelamı dediğimiz teşekkül de bir taraftan inşa etmeye devam etti. İşte İbn-i Küllab gibi, Haris el-Muhasibi gibi, efendim, Kerabisi gibi alimler sünni hassasiyetleri, bidatlardan sakınarak, o selefe ittiba ederek ama izahlarını o itikadi esaslara bağlı kalıp onlardan kopmaksızın fakat izahatlarında daha derin, daha farklı veçeler ortaya koyup ikna kabiliyetlerini arttırarak meseleyi derinleştirdiler. Kelami bir kimlik kazandıracak yola girdiler. Bunların neticesinde de işte merkezde Ebu'l-Hasan el-Eş'ari ve Eş'arilik teşekkül etti. Yine bu dönemde 324'te vefat ediyor İmam Eş'ari. Ki İmam Eş'ari de Mutezile ilim vasatından çıkan birisiydi. Hatırlarsınız önceki şeylerde konuşmuştuk. 40 yaşına kadar geçirdiği Mutezili bir dönem var. Bir de Mavera-ün-Nehir bölgesinde efendim Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan işte efendim Maturidilik teşekkülü kıvamını orada buluyor. Efendim Mısır'da tahavi falan gibi kelami bir kimlikten ziyade itikadi hassasiyetleri muhafaza etmeye dönük ufak tefek temsiliyetlerde oldu tabii bu dönemde aynı şekilde. Bunların tamamı aslında işte Abbasi dönemi ilim havzasının içerisindeki o devletleşmenin bir defa yerleşmiş olması, ekonomik rahatlığın gitgide kazanılmış olması, bu ekonomik rahatlama ve devlet tecrübesinin gerçekten belli bir istikrar kazanmasıyla birlikte entelektüel faaliyetlere ağırlık verilebilir olması ve entelektüel faaliyetlerin ne gibi çıktılar, ne gibi meyveler verdiğinin anlaşılır olmasıyla desteklendi. Şimdi burada bu işi sürdüren ve büyüten bu mesaiyi iç, yani Müslümanlar arası Mutezile, Şia, efendim ehli hadis, ehli sünnet kelamı falan deyip şubelere ayırdık ama bunlar Müslümanların iç meselesi gibi görünmesin. Bu dönemde iç meseleler bir taraftan tartışılmaya ve büyümeye devam ederken konuyu dışarıya da açan çok büyük bir hamle daha oldu. O da tercüme hareketlerinin sistematize edilmiş, disipline edilmiş devlet desteğiyle, hamilerin desteğiyle, zenginlerin desteğiyle daha efendim ciddi bir sirkülasyona ulaştığı bir dönemin yaşanması. Beytül Hikme'nin inşası, vücudu, orada mütercimlerin istihdam edilmesi ve bu istihdam sayesinde önceki kadim metinlerin, kadim dünyanın bilgi birikiminin hızlı bir şekilde Müslüman gündemine intikal etmesi. Tabii bu intikal evvel emirde yine entelektüel zümrenin gündemine girdi. Yani halka bu bilgilerin mahsullerinin ulaşması biraz zamana yayılmış vaziyette oldu ama erken dönemde bu tercümelerden ilk istifade eden ilim erbabı olduğu gibi ilk etkilenen de onlar oldu. Ve zaten İslam filozofları dediğimiz zümrede işte bu tercüme hareketlerinin bir meyvesi. Artık zehirli meyve mi, yararlı meyve mi tartışması ileride zaten büyüyecek. Tercüme hareketlerinin
belli dinamikleri var. Birkaç tane başlıkta ona işaret edeyim, geçeyim. Tercüme hareketleri niye oluştu? Bir defa bunu belki ifade etmek lazım. Yani neden tercüme yapmak gibi bir ihtiyaç hissettiler Müslümanlar? Hatırlarsa şeyin başında dedim ki Müslümanlar itikadi muhtevadaki ayetleri anlamak için kelami yolculuğa çıktılar. Yani daha doğrusu o anlama yolculuğu kelamı doğurdu. Doğru ifadesiyle bu. İtikadi muhtevadaki ayetleri, itikadi mesuliyetlerimizi doğru anlayalım gayreti, o konular üzerine eğilmeyi, bu konular üzerine eğilmek de kelami alt konulara sarkmayı icap ettirdi. Bu dedik ya işte alemi tanımayı gerektirdi, işte bilgiyi konuşmayı gerektirdi. Bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı hepsi. Fakat Müslümanlar şunu fark ettiler yine o hızlı canlı bir ilmi açlığın yaşandığı dönemde. Biz bunların tamamını, insan ömrü yetmeyecek. Yani bunları dünyadaki bütün madenleri, hayvanları, bitkileri, yani nebatat, cemadat incelemesini yapmak, işte efendim geçmiş kavimleri bilmek, kıssalarla ilişkiyi kurarken daha anlamlı bir bütüne kavuşmak, işte peygamberler tarihi hakkında diğer kavimlerin, peygamberlerin onlarla ilişkisini, ayet ve hadiste yer almayan kısımlarını öğrenmek falan filan vesaisi efendim. Öte yandan dini mükellefiyetler var. Allah Teala ve Peygamber Efendimiz insanları dert olduğunda derman arayın, hasta olduğunuzda şifa arayın, ilim elde edin diye çeşitli alanlarda bu konularda motive ediyor, teşvik ediyor. Bu mükellefiyetler de bir taraftan, ilk ihtiyaç da bir taraftan tazyik. Ve üçüncüsü de şu, bunu Hulefa-i Raşid'in dönemini konuşurken de bir defa zikretmiştim. Ve bir taraftan da hem her ne kadar tanımaya, şeye yani ilim istifadesi için teşvik varsa da bir taraftan da Yahudi'ye ve Hristiyan'a, ehli kitaba benzememek konusunda da dinimizin belli ihtarları var. Diyor ki Yahudi'ye benzemeyin. Diyor ki Hristiyan'a benzemeyin. Bu benzememek dini şiar alanında. Dini şiar alanında benzememek özellikle ehli kitabın dini hayatına, kültürüne, tarihine, itikadına, anlayışına vakıf olmayan bir topluluk için sürdürülmesi çok da mümkün olan bir iş değil aslında. Dolayısıyla bu emrin icabını yerine getirebilmek için de Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ya da diğer ehli kitap unsurları, Mecusiliğin bir şekilde belli oranlarda tanınması, onların neyi niye yaptığı, hangileri adettir, hangileri dini şiardır, hangileri efendim benzemekten men edilen kısımdır, hangisinde benzemek aslında bu manada zem edilen, yasaklanan memnu bir iş değildir. Bunları da anlayabilmek için öte yandan bu tercüme mesaisi birazcık daha beslenmiş, motive olmuş oldu. Öte yandan dünyevi ihtiyaçlar da var. Yani siyasi alanda işte bir devlet inşa ediyorsunuz fakat devlet bürokrasisi, komutanlık, harita, efendim mühendislik, öte yandan tıp, yani hastalıklar var, işte saray hayatı var, halifenin hayatını muhafaza etmek, devlet erkanının komutanların hayatını mümkün olduğunca sıhhatli sürdürmesini sağlamak devletin bekası için önemli unsurlar. Dolayısıyla eğer o kültürde mevcut olmayan bir şifa başka kültürlerde cari ise bunları bir şekilde hızlı surette öğrenmek lazım. Bu sebeple zaten bu pratik faydaları sebebiyle tercüme hareketleri evvela bu konularda başladı. Yani gidip de dini, teolojik, felsefi alanda başlamadı. Tercüme hareketlerinin ilk örnekleri daha çok pratik faydalarından ötürü devlet ve işte yüksek makamlardaki insanların istifade edebileceği bilgiler oldu. Tıp gibi, kimya gibi alanlarda efendim tercüme hareketleri gerçekleşti. Matematik gibi. Arkasından ikinci, üçüncü derecede ehemmiyet derecesine yerleştirdikleri konuların tercümeleri geldi diyebiliriz. Efendim tabi tercüme mesaisi ister istemez Müslümanların gündemine girip de tercüme metinler ulaştığında tabi şu da oldu.
o güne kadar konuşulmayan yeni konular Müslümanların gündemine girdi. Yani tamam, bir taraftan tabiatı tanıyalım, geçmiş kavimleri tanıyalım, enbiyaların geldiği o toplulukların ahvalini tanıyalım, kimliklerini tanıyalım dürtüsü bizi oraya sürükledi ama öteki taraftan bu edindiğimiz bilgiler bize hiç daha önce bilmediğimiz kapılar açtı. Yeni gündemlere soktu bizi. Dolayısıyla Yunan hikemiyatıyla tanışmak, Hint hikemiyatıyla tanışmak, işte İran hikemiyatıyla tanışmak, efendim, tabii ister istemez belli etkilenmeleri, etki tepkiyi beraberinde getirdi. Ve Müslümanların içerisinde belli derecede etkilenmeler, savrulmalar kimi zaman, geçişler yaşandı. Bu da kelami mesainin rotasını değiştirmesine, üslubunu değiştirmesine, kimliğini inşa sürecinde efendim farklı boyutlarda yayılmasına zemin hazırladı. Bir üçüncü husus, Abbas dönemler kelam tarihi açısından bilinmesi gereken nokta şu. Siyasi hareketle ulema kadrosu arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Ve bu yakınlaşma, bu yaşanılan rekabet, ilim alanındaki rekabette birinin diğerlerine tahakkümü ile bir fasılaya evrildi. Yani mihne dönemi dediğimiz bir dönem başladı. Mihne, baskı, boykot, despot bir uygulamaların olduğu, işkence dönemlerinin olduğu bir vetire. Abbas halifelerinin, efendim, mutezili alimlerin beyanatı üzerinden şey yapması, siyasi anlamda onların önünü açması ve devletin kolluk kuvvetlerini siyasi anlamda önünü açtığı bu şahsiyetlerin emrine amade kılması vesilesiyle, sebebiyle daha doğrusu. Çünkü müsbet bir şey değil. Menfi bir şey olduğu için sebep diyelim. Vesile hayırlı şeyler için, sebep menfi şeyler için. Efendim. Orada Mutezili alimler bu arenada devlet gücünü arkasına alarak tabii kendisi gibi düşünmeyen, itikadi anlamda kendisi gibi şey yapmayan zümreler üzerine bir ezme politikası uyguladı. Onları ortadan kaldırma, susturma, sindirme şeyi güttü. Stratejisi güttü. Efendim. Fakat bu tabii malumunuz zulüm ile abad olunmadığı için, yani zulüm ila yevmil kıyam, kıyamete kadar hiçbir zaman baki olmayacağı için bir dönem sonra toplumsal huzursuzluk, tepki, halifelerin strateji değiştirmesine sebebiyet verdi ve mihne dönemi sonlandı. Bu mihne döneminde eza gören, tabii mihne döneminin kilit bazı sembolik ifadeleri var. Mesela Halkul Kur'an meselesi denilen bir mesele. O dönemde bu gerilimde, işte Mutezile ile diğer şeyler arasındaki gerilimde bir bayrak mesabesindeydi. İşte Halkul Kur'an'ı kabul ediyor musun, etmiyor musun sorgulamasıyla bu sindirme ve kendi görüşünün dışında bir söz söylememe şeyi orada kilit bir rol, kilit bir kavram haline geldi Halkul Kur'an ifadesi. Bunun sahiplerini ayrıca konuşuruz ama biz tarihsel süreç bakımından gidiyoruz ya. Buradan sapmayayım. Şimdi bu dönemde Mutezile'nin sindirme politikası hüküm ferma iken burada taviz vermeyen, efendim, kimliğinden, duruşundan, o sünni omurgadan taviz vermeyen berenler de oldu, çok kişi oldu. Ruhsata sığındılar. Onları zemmetmek için söylemiyorum. Bu arada yanlış bir çağrışıma sebebiyet vermesin. Yani gerçekten ciddi anlamda fiziki işkencelerin, hatta ölümlerin yaşandığı, şehadetlerin yaşandığı bir dönem olduğu için bu işkence politikalarının yaşandığı bir dönemde, yani Mutezile'nin söylediklerini kabul ediyor musun, etmiyor musun işkencelerinde bazı alimler, sünni alimler, temiz alimler, efendim, o işkencelere dayanamadıkları için zaman zaman, efendim, sorgulamaların bazılarında, o işkence seanslarının bazılarında şey yaptılar. Yani canlarını tehlikede görerek ruhsata sığındılar. Evet dediler. Bidat bir görüşü, yanlış bir görüşü dilleriyle ikrar ettiler. Kalben tasdik etmiş olmasalar dahi. Efendim,
Fakat zaten Mutezile işte o alimlerin halk nazarındaki itibarını böylelikle yeksan ediyordu. Öte yandan silikleştiriyor o korku iklimini, bir daha kendi davalarını yüksek sesle dile getiremesinler diye korku iklimini yayıyor. Ve böylelikle halk nazarında da bir zaman zarfı içerisinde yerleşik bir teoloji, inanç dünyası, din söylemi inşa etmeye çabalıyordu. Bütün bu gayrete rağmen kendi duruşundan, işkencelerden taviz vermeksizin sebat eden alimler halk nazarında karizmalarını inanılmaz derecede yükselttiler. Ki bu sürecin işte bitişiyle birlikte Müslüman Sünni dünyanın en karizmatik şahsiyeti haline gelen İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh, işte bu Mihne dönemindeki bütün işkencelerde ve efendim son tahlilde de kendisinin idamına karar verilmişken efendim Hatay'a halifenin yanına doğru gönderilirken, halifenin ölüm haberi geldiğinde efendim ölmekten kurtuluyor. Dolayısıyla ölümü pahasına dahi olsa ruhsata sığınmayan, bu azimetle hareket eden alimlerin mevcudiyeti de efendim Sünni dünyada bir söylem ve istikamet değişimine tabii ki de zemin hazırlıyor. Her ne kadar kelami birikimi, efendim tartışmaları, şu veya bu bakışı farklı olsa bile, o tarihten sonra ciddi hatır sayılır bir dönem İmam Ahmed bin Hanbel'in hadisçi efendim eser dediğimiz haberci, yani rivayet merkezli yaklaşımı, din anlayışı, telakkisi, tasavvufa bakışı, daha zühtçü anlayışı, aynı şekilde itikada ve kelama bakışı ciddi bir şekilde popülerlik kazandı. O dönemdeki İmam Ahmed karizmasıyla birlikte. Buradan sonra İmam Ahmed'in takipçisi olduğunu düşünen ama kimi zaman İmam Ahmed'in kesinlikle tasvip etmeyeceği derecede aşırılıklara da savrulan, İşte bu Berbehari gibi sonraki süreçte alimler, hem itikadi anlamda daha keskin, daha marjinal bir yere evrildiler. O popülariteden istifadeyle halk içerisindeki itibarlarını da kullanarak, hem de zemmül kelam dediğimiz bir kelam tarihi içerisinde, kelam tarihini doğru anlayabilmek, kelamcıların üslup ve reflekslerini dönemle doğru bir şekilde takip edebilmek için önemli olan bir merhalenin başlatıcısı oldular. Erken dönemdeki kelam eleştirilerinin Mutezile'ye dönük olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Mihne dönemiyle birlikte zaten bu tavan yapmıştı. Yani Mihne artık bu kelamcıların hem ahlaki zafiyetlerini, hem dünyevi emellerini, hem itikattan efendim bozukluklarını bayraklaştıran bir dönem haline geldiği için diğer ekoller kelama karşı eleştirilerinde çok daha şiddet bir üsluba bürünmekte mazur sayıldılar. Ne kadar eleştirirsen eleştir, zaten haklısın çünkü bu kelamcıların ne yaptığı ortada şeklinde bir görüntü yaşandı Mihne dönemiyle birlikte. Dolayısıyla kelam eleştirileri Mutezile eleştirisi olmaktan gerçekten kelama yönelik bir eleştiri olma gücünü biraz daha kazandı o dönemde. Yani kim temsil ederse, kim uğraşırsa uğraşsın artık bu merdut bir iştir. Buradan bir hayır gelmiyor duygusu biraz daha güçlenmeye başladı. Ta ki işte ehli sünnet kelamcılar dini akidevi umdelere halel getirmeden, efendim ayet ve hadislere zorlama yorumlarla başka anlamlar giydirmeden, biçmeden, nevzuhur bidat söylemlere efendim tevessül etmeden, halisane niyetlerle bunu sürdürdüklerini, itikadı muhafazaya çalıştıklarını ispat edene deyin, tam bir güven ilişkisi tesis edilmedi kelamla halk arasında, Müslüman kitle arasında. Bu da kelam tarihi bakımından önemli bir dönem ve bu da yine Abbasiler döneminin kelam hareketliliği içerisinde anlaşılması gereken işlerden. Kaydımızı noktalayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.